Şey yani. Bir gelsin, 11 nolu video bir gelsin. Kurtlar Vadisi video. Jeneriği ve Polat Alemdar. İlk sahnelerden biri. Ya bu müzik telefonlara mı şey olmadı? Evet, ondan sonra. Bu siz misiniz? Ben bu adamı tanımıyorum şef. Tanıyamadım. Şimdi ben oradaki tanıyorum. Seslendiren Arda. Bir gün gelecek tanıması vardı. Gereken herkes. Herkes onu çok iyi tanıyacak. Güven bana. O yüzden çok değişik geliyor olabilir ses. Vay be. İzlediğinde ne dedin? İlk bölümü. İzlediğimde yani çok acemice geldi. Çünkü şöyle bir durum vardı. Figüran arkadaşlar bile benden daha tecrübelilerdi. Hmm. Bazı sahnelerde, başka dizilerde oynamışlıkları vardı. Ben ilk kez kamera karşısında oynuyor idim. Ve acemiliklerimi gördüm. Yalnız örtüşen tarafı şu oldu. Bir diplomatın, mülkeli bir diplomatın mafyanın içerisine girmiş olması ve oradaki hareket tavırlarının değişkenliğini bir süreç alacağından benim de dizideki oyunculuk anlamında alışmam örtüşüyor oldu. Hmm. O sebeple doğru. Kotardık yani. Karakter zaten oyuncu değildi, mülkiyeliydi. Evet, oradan bir mafya alemine giren bir karakter olduğu için. O kadar olur dedirttik yani. Dedirttik. Şu 12 nolu fotoğraf bir gelsin. Ya bu bunlar oynanırken yollar, İstanbul trafiği rahatlardı. Ondan sonra Süleyman Çakır'a evet, hatırlıyorum. Başsağlıkları falanlar filanlar. Neye borçlu? Kaç sezon oynadınız? O 14, 2002'den 2015'e kadar yani. 2013 sene. 13, 14 sezon oldu. 14 sezon oldu. Neye bağlı? Neye bağlı? Başarısı. 14 sezon oynaması. Başarısı ilkleri yapması. Söylenemezleri söylemesi. Ve kurgusunun güzel olması. Gündemi yakalaması. İlk başta başarı kimindi? Sizin, Osman Sınav'ın, senaryo ekibinin. Tamam, bu iş ekip işi. İlk kurgusunda Ömer Bey de vardı. Ömer Tümüş'e evet, de Ömer vardı. Hazırlık yani. Aşamasında. Sonra Soner Yalçın. Soner Yalçın başlarda vardı. O da sağ olsun çok emeği geçti. Daha sonrasında arkadaşlar yazmaya başladılar. Devam ettiriyor yolu. Bir yere kadar geldiniz. Sonra yine Süleyman Çakır diye isim geldi. Gerçek ismi? Oktay. Oktay Kaynarca, pardon. Diziden ayrıldı. Başka bir yola işte bu şöyle. Evet. Osman Sınav yönetmenliği bıraktı. Denildi ki Şaşmaz kardeşler Osman Sınav'a dedi ki artık hocam git aramızdan, seni istemiyoruz biz bu filmi. Haşa veya, bir şey olmadı. O zamanki dedikoduları söylüyorum. Dedikodu işte bunlar. Ha, insanlar... El altından bazı ikazlar geldi ondan sonra. Yani yaptığınız her hareket, öldürdüğünüz karakter bu film ya. Yani bugüne kadar pek çok filmde ölmüş karakterleri gördük ama bu kadar kaptırmadı kendimizi. İnsanlar bu kadar kaptırmadı kendini. Önce şununla başlayayım. Oktay Kaynarca'nın bu rolden ayrılması niye bu kadar şey oldu, olay oldu? Yani saatlenmesi ayrı mesele. Evet. Arka plan da özelse sormuyorum. Hı-hı. Sizin kanaatiniz. Şimdi tabii ki hiçbir şey hayatta tek başına değil. Aha. Burada arka plan olmadan buna konuştuğunuz zaman ya da yan figürleri konuşmadığınız zaman konuştuğunuzda eksik kalır ve yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Zaten Oktay oynayacağı o dizide bir sezon, bilemedim, ikinci sezonun daha sonuna varmadan öleceğini bilerek, yani dizide öleceğini bilerek girmişti. Ancak kendisini çok sevdirdi ve bunda bir zorluk yaşadılar senaristlerde öldürüp öldürmeme kararını verirken. Ama bazı başka etkenler de vardı sanırım. Onlar da sonunu daha öne taşıdı. Hmm. O kadarını söyleyebilirim. Osman Hoca? Diğer noktaları söylemediğim için. Tamam, onlar size evet. Mahsus, size mahrem. Osman Hoca? Osman Hoca da aynı gerekçeyle şunu söyleyebilirim. Diğer etkenleri söylemeden. yorucu bir işti. Ve bu kadar akılda kalan
Ertesi güne sarkan ve insanların benimsediği bir şeydi. Kendi dahili olamadan yanlış bir şeyin sorumluluğunu, yanlış olabilecek bir cümlenin, bir eylemin sorumluluğunu almak dan belki de hani hocam bir şey söyleyemiyorum ama kendisine sormak daha mantıklı olur. Ben başka işler yapmak istiyorum diyerek. Yoruldu. Yoruldu açıkçası. Evet. Peki. Açıklaması da buydu zaten. Evet. 13 numaralı video bir gelsin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Anandan doğduğuna pişman ederim. Neresinden dönersen kârdır. Neresinden dönersen dön, dönek derler Abdüley. Polat Alemdar. Evet, bu da çok iyi bir kan. İskender miydi bu? Filden büyük fil avcısı var. Fil avcısından da büyük Allah var. Gömdüklerimden düst değil, mezarlık yapsaydım şimdiye Karaca Ahmet dolmuştu. Hep böyle bir şiddet şikayeti vardı sizden. Evet, evet. Açıklamaya şimdi, çalıştım ya az evet. önce. Şu 14 nolu video bir gelsin. Tabii. Tek şu an bunun faydalı. Ha, değil mi? Dönüp izlediğinizde ne diyorsunuz? Şimdi o koreografileri genelde ben orada doğaçlama yapıyordum. Yani, değil mi? Evet. Koreografide bulunduğum sahnelerde genellikle ben yapmaya çalışıyorum. Filmde de bir askeri eğitim almış olmama rağmen danışmanlarımız da aynı şeyi söylediler. Koreografik olarak çok güzel buldular çalışmalarımızı. Oradaki geri çekilme olsun, hücum olsun falan. Bilmiyorum, bu belki de sokaklarda Texas Tom Mix oynamaktan çok uyardık çünkü. Burada biz kulakları çınlasın, buradan selam olsun. Cüneyt Arkın'ı ağırladık, bu kadar aksiyon yoktu yani. Yok canım, biz onlarla büyüdük. Şunu eksik bıraktım. Hocaya dediniz ki ilk teklif ettiğinde, ya ben artist mi demek istiyorsun evet. dediniz. Hocaya demediniz mi? Yani niye ben? Dedim tabii ki. Ne dedi? Yani o zaman 60-70 milyon nüfusumuz herhalde. Dedim ki yani 60 milyonun yarısı erkek olsa, bunun şu kadarı ben yaşlarda olsa, bu kadarı işte bu boylarda olsa falan filan, diyelim ki 2 milyon, 3 milyon. Bunların içerisinde neden ben evet. diye sormuştum. O da sen hem çok bahsettiğin üzere sıradan görüntün var, hem de binlerce insanın arasına da koyduğun zaman kendini fark ettirecek bir enerjim var demişti. İşte bakışın, duruşun ifadesi buydu bana. Benim dahi fark etmediğim ama kendisini fark etmiş olduğu bir ışık olduğundan bahsetti. O da Osman Hoca'nın başarısı. Evet. Ha? Teşekkür ederim gerçekten. Şu 15 yılı video bir gelsin. Mame Mati ya. Zor olmadı mı? Usta.
Kendisi de yorulduğunu, çok uzun zaman aynı karakterle oynamaktan yorulduğunu söyledi. Siz yorulmamışsınız ya. Az önce söylediğim gerekçeyle yorulmadım. Yani benim sevgimin öz kaynağını anlatabildiysem eğer. Onu şöyle açtırayım. Buyurun. Burada hani vatan için, millet için, işte kurup gereği şunun için, bunun için öldüren, vuran filan. Bir tarafta da, arka tarafta da ehli tarik, mutasavvıf. Ya bir Türk Rambosu bir tarafta da mutasavvıf Necat Seçmez. Estağfurullah. Çelişmiyor muydunuz, çatışmıyor muydunuz içinizde? Ya ben bu değilim aslında arkadaş, böyle şeyler yapıyorum falan ama. Yok, aslında dizideki karakterimiz de babası Müezzin, bilirsiniz. Aha, Osman. Ve Ömer. Ömer. Ömer baba. Ömer baba. O da çok mistik formatlı cümleler kullanırdı. Yönlendirmeler yapardı. Deli Yürek'teki koşu muydu o? Evet. Yani onu da yine babam sağ olsun kaleme alırdı ama sonra senaryo halini arkadaşlar ya da ben yerleştirirdim.